annem. Hayırdır, nereye böyle acele acele? Okul annem nereye olacak? Selam. Kolay gelsin. Sağ ol Ateşciğim. Sen. Nereye gidiyorsun sen? Okula. Ne sırıtıyorsun? Hiç. Allah zihin açıklığı versin okulda. Allah sana da akıl fikir versin. Amin inşallah. Hoş geldin Ayşen. Günaydın. Gel gel, çayı yeni demledik, sıcak poğaça da var. Size afiyet olsun ama benim hemen işe başlamam lazım. Ateş Bey Hazretlerinin takımını yetiştirmem gerekiyor çünkü. Neden, ne oldu? Çok işim var. Sesimi özledin değil mi? Bitti. Ayrılıyor muyuz? Evet evet. Takım elbisem bitti. Gel al ve mümkünse bir daha sakın benim karşıma çıkma benim. Aynı evde. Beni gördüğün yerde yolunu değiştir. Karşıma sakın çıkma. Denerim. Ama bütün yollar sana çıkıyor be Ayşen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Muazzez Hanım. Ne kadar incesiniz. Aslında çok kaba bir insanmışım. Şimdi farkına vardım. Ben bu çiçekleri Ayşen Hanım'a getirmiştim. Çok kahrımı çekti de. Kabalığımı maruz görün lütfen. Peki tamam. Kızlar, hadi size bir kahve ısmarlayayım. Kırmızı oldun sen. Çünkü beni rezil ettin. Yahu ben nereden bileyim Muazzez Hanım'ın bu durumu halka mal edeceğini. Ya sen bırak şimdi onu. Bak, sana en sevdiğin çiçeği aldım. Sen benim en sevdiğim çiçeği nereden biliyorsun? Şöyle bırakayım şunu. Parfümünden. İlk başta anlamamıştım ama senin odada kapalı kalmıştık ya. Orada emin oldum. Ateş, bak seni çok iyi anlıyorum. Hayatında ilk kez bir kadına ulaşamıyorsun. Hayır, ilk değil. İlki annemdi. Duygu sömürüsü yapma bana. 2 yaşındayken vefat etmiş annem.
hep bana diyorsun ya, bizi anlamazsın diye. Sen de bir çocuğun annesini hiç tanımaması ne demektir, onu anlamazsın. Canımızdan çok sevdiğimiz Ayşe'nimiz bize bu dükkanın müjdesi değil mi? Dükkanın önüne bulmadık mı Ayşe? Abim haklı. O dükkan olmasaydı eğer ben dünyanın en muhteşem ailesine sahip olamazdım. Kızım o artık Allah'ın takdiri yani, dükkan vesile. Ya da seni sevmeyen bir babayla büyümek. Babam o kadar sevmez ki beni. Yani üvey çocuğunu daha çok seven babalar gördüm diyeyim ben hadi en kibarından. Ama tabii sen bunu da bilemezsin. Çünkü seni el üstünde tutan bir baban var. Senin babanla sorunun ne? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani tek bildiğim kendimi bildim bileli beni sevmedi. Yani söylesene Ayşe. Bir insan öz evladını neden sevmez ki? Belki sevgisini belli edemiyordur. Bazı insanlar böyledir. Belki o da babasından öyle görmüştür. Ateş, sen benden ne istiyorsun? Belki farkında değilsin ama bu dünyada halamdan sonra hayatımı en iyi yorumlayan insan sensin. Yani ikinizin de hayatımla ilgili yaptığınız yorumların hastasıyım. Aklımı başıma getiriyorsunuz. Gerçekten. Haklıydın söylediklerinde. Yani bizim camia vıcık vıcıktır. Çıkarcıdır. Ne duymak istersen onu söylerler. Hiçbiri senin gibi yüzlemez insanı. Biliyor musun? Bugüne kadar arkadaş sandığım hiç kimse babanla sorunun ne diye sormadı bana. İlk defa sen sordun. Senden bir şey istemiyorum. Beni anla, o bana yeter. Ayşe ne oldu şimdi? Çekil çekil çekil. Ya tamam sen anladın da ben anlamadım. Ne oldu yani şimdi? Allah'ım gene unuttu ya. Evlisin sen evli. Hayda hala evlisin diyor ya. Evli değilim sahte sahte. Bırak Allah aşkına. Yasemin seninle aşkla ilgileniyor. Yani hiçbir kadın kocasından başka kimseyle böyle ilgilenmez. Sen kimi kandırıyorsun? Ayşe. Aa. Sen bir de bana utanmadan Yasemin mi aldın? Hayır. Sen... Ya, bir dakika bir dakika. Bir dakika. Odada diyorum, parfümün de Yasemin'liydi ya, hani oradan... Ya bir dakika bak, her şeyi şiddetle çözemezsin. Bir dakika, bekle, bir dakika bekle. Artık eminim, en sevdiğin çiçek kesinlikle Yasemin. Haklıyım, kabul et. Artık değil, Allah'ın cezası en sevdiğim çiçekten soğuttu bana seni. Tamam. Çoktan düşmüş, biliyorum o eskisi seni. Terbiyesiz. Ya senin derdin... Muazzez Hanım,
Ama sizin derdiniz ne? Bakın burası bana emanet. Siz molayı böyle uzatsanıza. Yani uzatığında uzatın. Uzatığında uzatın. Kahvenizi için dinlenin, tamam. Burası bana emanet. Bakın rica ediyorum. Lütfen bu molaları birazcık daha uzatın. Peki, tamam canım, tamam.